Beşiktaş takımı gerçekten bakıldığında iyi bir kadro kurdu. En erken e, transferi bitiren takım hakkını teslim edelim. Teslim Aydın edelim. Nece? Yapılan transferleşme Saiz mesela herkesin övgüyle bahsettiği bir oyuncu. Omurga diyebiliriz Saiz. Je, e, Jason Fernandes ve yani onu Aynen sıfırdan öyle. kurdular. O önemli. Ha, Ersin satılır mı? Bilemiyoruz. Rıdvan. Bravo. Rıdvan. Ben artık Rıdvan'ın bu saatten sonra... Ama Ceyhun Kazancı geçen e, açıkladı çok net şekilde Selim yani Frankfurt oraya bir transfer satış yaptı mı alacak diye. Kostici değil mi satarsa? Bir oyuncu sattığı an e, Rıdvan'ı alacaklar dediler. Yani Ama tabii o süre ama, daralırsa da biz yanaşmayız. Biz bozarız anlaşmayı şu an ama anlaşma hala var Beşiktaş <laughs> açısından. Ya şunu Ay, Ahmet Bey her vazgeçebilir vazgeçebilirdi yani. Rakam kötü bir rakam değil onu hatırlatalım Ay, kesin Yani değil. 4 milyon euro bonuslarla 6,5 ve bonuslar çok gerçekleşebilecek bonuslar. Ya Bir de her de şu para üzerinden bakmamak gerekiyor. Şöyle Beşiktaş, Rıdvan gitsin orada başarılı olsun. Bak bakalım Beşiktaş'ın altyapısına nasıl çevriliyor gözler. Bir de isteyen takımı da hatırlatalım. İsteyen takımı biraz hatırlatalım. da böyle i̇steyen etiket, evet, hatırlatalım. Etiket, etiket. Etiket. Süper Kupa'da Real yani Madrid'e karşı oynayacaksın. Şampiyon ligindesin. Aynen öyle. Ve Son, Almanya'dasın. Avrupa şampiyonu. Uyum anlamında ha. sıkıntı olmayan O yüzden bir ülke. para önemli. Bir yılı kalmış oyuncu. hani Türkiye'nin pazarı belli. Türkiye'den çıkan oyuncular belli. Markov şu an Avrupa'daki en iyi sol ayaklı stoperlerden biridir. 12 milyon bonusu katmıyorum. O yüzden 12 diyorum. Ya bonus da önemli tabii ki de. <laughs> Sonuçta ortaya koyulan net para bu. Yani o yüzden 4 milyon euro falan düşük paralar değil ve Türk burada, pasaportlu. Burada sıkıntı ee, lütfen sen de beni düzelt. Eren Elmalı'yı Trabzonspor'un alması. Yani Tayfur Bingöl dışında bir yerli Son e, alternatif yok ve e, şöyle düşünelim Tayfur Bingöl'ün de orijinal o bölge değil. Değil. Biraz ters ayakla oynamak durumunda kalıyor. Umut Meraş'la çok Beşiktaş sesi. şimdi yabancı diyeceksin. O zaman hangi üç yerliği kadroya Beşiktaş atacaksın? Beşiktaş'ın çok iyi transferler yaptı, çok iyi başladı. Yani ihtiyaçlarını net 12'den vurdu. Ama kadroyu alt alta yazdığımızda, bütün kadro derinliğine baktığımızda Beşiktaş'ın ben... E, kalite anlamında arttırması gerektiğini. Ya yani kulübe de şöyle girecek oyunu değiştirecek şey oyuncu anlamında bir iki hamle yapması gerektiğini düşünüyorum. Selim çok özür diliyorum. Galatasaray'ın son iki şampiyonluğu 12. oyuncu Lines, 13. oyuncu Dong. Yani dar kadroyla olabiliyordu. Ama şimdiki futbol temposu Öyle takım mi? sayıları arttı. 36 haftalık bir maraton. Evet Beşiktaş Avrupa'da yok. Tamam ama Valerin İsmail'in Planladığı üçlü sistem sürekli önde tempo. Burada oyuncu sayısı 14-15 olmalı. Beşiktaş'ın sıkıntısı Cenk Tosun dışında gönül rahatlığıyla kulübeden ilk 11. Bunu bunu mesela diyorum. Salih Uçan'ı ne kadar %100 dersin. Emirhan yavaş yavaş geliyor orta saha için. Beşiktaş'ın tek sıkıntısı iyi bir ilk 11 olacak. Geçen sene bu arada ligin bence en iyi 15 <laughs> Beşiktaş'ın. İlk 11 için diyorum. İlk 11 için evet. İlk 11 kulübesi sıkıntılıydı, bu sene de kulübede sıkıntı. Şu an gördüm, evet en iyi transfer dönemini geçiren takım omurgayı kurdu bir kere, bu çok önemli. vegors Jason Fernandes, Sayıs. üçü de nokta transfer. Evet. Cenk Tosun da fena görmüyorum hazırlık evet. maçlarında. İstekli evet. futbola, Gol attı. futbola aç, o çok önemli. Yani kariyer anlamında zaten tamam Cenk'in kariyerin tartışıldığı o sakatlıklar. Muleka o da tamam ee, işin skor anlamında bir ekstra Bravo. golcü ama e, kulübesi Aykut, İnce, lütfen beni düzeltin. Yani ben Cenk Tosun'u şu an ilk 11'e yazmıyorum. Orada Gezzal ve Gors Muleka diyorum. Örnek hani şimdi Jetson'la Joseph'in şu an yedekleri ile Salih. Ne kadar rekabet Tartışmalı edebilir? Şu... Olabildiğince sen Jetson, Joseph gitsin isteyeceksin. Direkt şöyle de söyleyelim. Ki tabii ki kimse sakatlık yaşaması. Sağ kenarın alternatifi Kenan. Şöyle düşünelim. Sakat... Avrupa yok ya maç sayısı az belki onda. Ama şöyle düşünelim. Kupada abi. girecek ama. Bir hafta 3 tane an. sakat var takımda. 11'den. Hadi 3 fazla oldu 2 tane sakat var. Onun yerine kulübeden zaten iki, iki iyi ismi koyacaksın. Tamamen düz matematik yapıyorum. Bu defa kulüben tamamen hamle gücü düşmüş olacak. Bu anlamda Beşiktaş'ın genel kadro kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Ee, öyle veya böyle. Fenerbahçe'nin de şu anda oyuncu fazlası var. Galatasaray'ın da var. Trabzonspor'un da bu anlamda belki yapması gereken hamleler var. İşte Cervinho gitti vesaire. Ama Beşiktaş'ın da oyuncu sayısı değil ama oyuncu kalitesinde eksi anlamda sıkıntı var. Yani 1-2 sakatlıkla direkt kulübe o dedi işte 12-13, 14-15 yok yani. Beşiktaş Ve şunu da... hatırlatalım. Beşiktaş'la ilgili benim en yakaladığım ya da benim rahatsız eden detay artı 3'e çok uygun bir kadro yapısı yok. şimdi. E Fenerbahçe'de Galatasaray'da da öyleydi. Abdülkerim aldı en azından. Tabii. Abdülkerim, Kerem Yunus yaparsın. Orada Kerem Yunus'ta bir şey olsa Derkan Emrak var, Baba'yı var, Emrak Emrak Baba, Baba atarsın. Var, evet. E, dön Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe. Altay var, İrfan Can var, Mert Hakan var, var, Ferdi, var. var. Trabzonspor. Trabzonspor. Uğurcan'ın ol olması. Abdülkadir. Yani sonuç itibariyle kulübeye de olsun. Kulübeye, kulübeye de olsa, transfer olmaz da. Yani e, şu tarz oyuncular olabilir. E, hızlı, çabuk, gelişimi açık. Yani o yedeklerde biraz seviyenin artması gerekiyor bunu e, söyleyelim Beşiktaş açısından Bir mesaj dışında... geldi şey ile Gal ilgili şey gösterdim sen de bak. Yani sonuç itibariyle sevgili Mehmet eee Beşiktaş taraftarı Vegors'la biz santraforumuzu bulduk dediler. Evet. E, artı <laughs> bu denklemde az evet Enkudu daha. Ay Enkudu'yu unuttuk. Unuttum. Doğru ama Enkudu hep e, fiziksel anlamda yüzde yüzüyle oynasa zaten ben en kuzu hep bunu söylemişimdir. Bir bek oyuncusu olarak en karşımda e, karşılaşmak e, istemeyeceğim bir profil, hücum oyuncusu. E, dengesiz, iki tarafa çalım atar ama işte bir <laughs> fiziksel e, problemi hep var o maç e, temposu anlamında. Hep sakatlı problemleri yaşıyor. Ya Özellikle stoper'de şimdi e, ya oraya mesela orayı ciddi anlamda genişletmek gerekiyor. Yani Tam ilk 11'de çıkacak oyuncular iyi oyuncular diyebiliriz ama. Acaba Vida'yı tutsa mıydı? Bu, bu oyunda oynayamaz. Vida çok ağır kalır bu oyunda. Sayısı aldı. Evet. Ben şöyle yani, örnek verelim. Abdülkerim almalıydı. Şimdi alınan karara hepimiz saygı duyalım. Serdar Saatçi hani gençtir. Affedilebilir mi? Bilmiyorum tabii. Orada da farklı e, şeyler olabilir. Bilmediğimiz, iç yüzünü bilmediğimiz şeyler. Acaba hani oynar mıydı? Olur muydu? Ben şunu söyleyeyim. inanın Sercan Dikmen'in tarafında olmak için Sercan Dikmen mükemmel bir gazetecilik yaptı. A'dan Z'ye bütün Her tartışmayı şey anlattı. Zaten e, Sercan'ın biraz sonrasında kulüp reaksiyon gösterdi. Şimdi genç oyuncuları savunuyoruz işte Arda Gülen gibi, Trabzonspor'da Ahmet Can ama bir şeyler gördük. Ben kendi adıma söyleyeyim. Serdar Saatçi'de öyle aman aman da bir stoper performansı görmedim yani Selim. Yani havadan mı çok fena iyi Fena çıkarmadığı mi? maçlar oldu. İyi maçlar oynadı çocuk Hayır, yani böyle çok iyi ben maçlar çok iyi değil ama ya. fena maçlar çıkarmadı bir iki tane o kadar. Ama şöyle söyleyeyim şimdi üçlü oynuyorsun, bir tane yerli stoper muhakkak oynatman gerek, o stoper Serdar olur dedik mi? Hayır canım. Onu demek istiyorum. O güveni vermedi. Yani Hı? Serdar o güveni kesinlikle vermedi. Hani o kadar iyi bizde Serdar var noktasına gelmedi. Tam tersi mesela orta sahada emin ol. Yani, Jason olmasa Emirhan'da da olmak da yani. olabilir derdim. İşte bak. Bunu yanlış anlamayın ama çocukları baskıyı şeyi yani o Sercan için atılan tivil kapandı konu hani açmayalım ama emin olun çocuğunuza iyilik yapmıyorsunuz yani. Bunu da söylemek lazım. Bu daha çok gurbetçi babalarda böyle şeyler görüyorduk. Ya bunu söylememiz lazım. Bize istedikleri kadar kızsınlar. Biz bin tane böyle örnek gördük. Çocuklarınıza iyilik yapmıyorsunuz. Onları toz pembe bir dünyada şey yapmayın. Bırakın bir hata yaptıysa karşılığıyla Ceyhun Kazancı'nın açıklamasını Disiplin talimatı ortada. Bir şey oldu ki o uyu, Heh. uygulandı diyor. Yani, yani onu diyorum. Bırakın çocuğunuz yaptığı hatanın karşılığıyla yüzleşsin. Daha Hı. sonra o hatanın karşılığıyla yüzleştiğinde bunun içinden çıkabilmek için siz destek verin. Ama yok o hatalardan koruyayım, o sertlikten koruyayım, o yumuşaklıktan koruyayım. Çocuklarınız yani umarım Serdar Saatçe, o gün de aynı şeyi söyledim. Gidip de Valeren İsmail bana taktı, şu bana taktı noktasında e, düşünmüyordur. Ders çıkarmaya bakıyordur. Ders çıkarırsa yaşadığı olay geçmişte kalır, unutulur gider. Ama e, ailelerin bu noktada çocuklara çok daha e, şey olması gerekiyor. Yani koruyucu olmak çözüm değil sadece. Profesyonelleri bırakmalı yani. Çok büyük eksi yani Sercan için attığı Şu Sizezi ben merak ediyorum ya. Abi çünkü bak e, mesela sizezi sen de işte Türkiye'de birçok teknik adam abin dostun. Onlarla da konuşuyoruz. Ben bak birçok skat direktörü dostum arkadaşım var. Ben de Spor'u e, dinledim, bağladınız oyuncuyu anlattı. O da ayrı. Bir de dışarıda teknik adamlarla konuştuğumda diyorlar ki inanılmaz bir stoper aldı beşiktaş. Merkez çok oynayacak. iyi bir stoper aldı beşiktaş. Merkez söyleyeceğim. Eğer burada futbolu odaklı kalmaya devam ederse sonuçta İstanbul gece hayatı başkadır ayrı bir konu. Futbolu odaklı kalmaya devam ederse çok rahatlıkla Beşiktaş taraftarının seveceği 3 yıl, 2 yılda çok güzel bir şekilde forma giyeceği bir oyuncu olur. Geçtiğimiz yıl bir sürü maçını izledim. Gol de atar. Bu ligde daha çok gol atacağını düşünüyorum. Bu arada çok önemli referanstır. Premier Lig'de banka 11 çıkan ya bir stoper. Onu diyorum. Ben geçen yıl ve Wolverhampton defansıyla ön plana çıkan bir takım oldu. Son yıllarda hep. Ve bu defansta yer aldı. Yani defans kültürü olan bir takımda her zaman ön planda bir oyuncu oldu. Tartışmaya çok gerek olan bir transfer değil. Düşüşte bir oyuncu da değil. Bir detay verelim. Onu da ee, söyleyeyim. Kara Gümrük'te oynuyordu Benat ya. Hatta sakatlandı yani, futbolu evet. bıraktı. Bu transfer için aracılık etmiş yani sayısın gelmesi için Beşiktaş'a. Önemli bir artı. E, muhakkak Beşiktaş Şami aslında gördü Kara Gümrük oynarken. Ki. Olumlu referanslar da verdi. Ben bu tarz transferleri severim. Hani istekli gelmesi. Ben başarısız olma ihtimali çok. Gerçi hani sistem, Tabii düzen sağlar, onların hepsi oynayacak. ayrı konu. Hani yanındakiler dediğin gibi ama Gerçekten iyi bir transfer yaptı. Düşüşte bir oyuncu değil kesinlikle. Wolverhampton'da defansıyla hep ön plana çıkan bir takım oldu. Ee, geçtiğimiz yılda birçok maçlarını gol yemeden tamamladıkları oldu. Sayıs o defansın lideriydi. Beşiktaş önemli bir defans oyuncusu değil sadece önemli de bir lider takviyesi yaptı. Ama dediğim gibi bence mesela özellikle defansta o rotasyonun kalitesini arttırmak adına kulübe de bir iki iyi hamle gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Yani Necip var alternatif. Necip Beşiktaş'ın bayrak oyuncusu. Ne zaman nerede şans versen oynar. Ama bence Necip bu alternatiflerden biri diyerek planlama yapılırsa eksik olur. Necip bir de bence üçlü savunmaya uygun bir oyuncu değil. Kolay değil. Nasıl Tabii. Kolay değil. <laughs> Dörtlüde pekala idare ediyor Necip ama üçlüde oynamak farklı meziyetler istiyor. Üçlü de oynamak hep diyorum. Daha defansif bir oyun onlayışı. Mesela futbolcuları... Tisserand tam tersi. Tisserand üçlü de bence iyi bir stoper. Saat. Dörtlü de e, sırıtan bir stoper. E zaten ben bunu anlamıyorum. Büyük takımlar kendi aralarında bunu yapmıyor mesela. Yani Beşiktaş'ın yerinde olsa... Sayısı için o da çok önemli. Üçlü oynayan takımdan gelmiyor mu? Evet. Değil Genel mi? yani Tabii. sürekli üçlü oynamadılar ama... en azından ama o ezberi var. O, o ezberi fazlasıyla var. Sayısı o anlamda çok Şey diyorlar zaten. mesela Beşiktaş'ı orada izleyenler. Televizyondan değil. Orada çıplak gözle izleyenler. E, daha hücumu düşünen, daha böyle pozitif, daha heyecanlı... Hatırla Talişka dönemini, Şenol Hoca dönemini. İnanılmaz damat. Kadro çok iyi. So, Kuarejmalar, so, Babel, daha mı heyecanlı diyorlar? Yani. Bu ona yakın böyle çok topla oynamak Yok, isteyen bazı... Yok ben baz, o kadar e, ben, umutlu değilim. Ben abi üçlü oyunun özellikle... Evet. Benim, benim yorumum değil. Yani, eyvallah eyvallah. Herkesin yorumu. Üçlü oyunun özellikle çok kaliteli oyuncularla, çok Aynısını iyi oyuncularla oynamıyorsanız defansız bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bir kere 3 stoper var. Yani 3 tane e, yani direğim var. Tamam çıkıyorlar, geliyorlar. Tabii ki Yo, bir Yo, sürü değişik oluyor. Sağ stoper Wellington olacak. Wellington hücum repertuarı e, bildiğimiz bir stoper. Şimdi Abdülkerim'i alsaydı bir artı yerli olayı olacaktı. Ve Abdülkerim dribbling yapmayı seviyor mesela sol stoper. Evet. Örnek yani o yüzden o kadro planlamasında ben üçlüde biraz Artı merkezinde e, Jetson, Joseph öyle sana sezon içinde Crespo, Zayz kadar artı 10 gol vaat, etmi vaat etmeyen bir ikili. Şunu bilgili. da söyleyeyim. Hız da çok önemli olacak mesela. Sayısı bu kadar övdük, övdük, övdük. Beşiktaş savunmadaki hız e, noktasında da sıkıntı yaşadığı maçlar olacak mesela rakip oyunculara göre. Yani üçlü, üçlü sistem oynanır. Ben hani şey değilim ama özellikle Fenerbahçe uygulamasında şunu gördüm ki aslında daha defansif bir sistem.